Hakan böyle bir ikinci elen denklemde B'yi yanlış yazmış ve kökten 2 ve 4 bulmuş. Şimdi kökten 2 ve 4 bulduğuna göre demek ki burası x eksi 2, x eksi 4 eşittir 0'dır. Burayı düzenlerseniz x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0. O zaman aslında buradan biz a'nın eksi 6 olduğunu anlayabiliriz. Demek ki a dediğimiz ifade neymiş? Eksi 6'ymış. Serkan aynı denklemi çözerken A sayısını yanlış yazarak köklerini eksi 3 ve 6 bulmuş. O zaman Serkan aslında bunu x artı 3 x eksi 6 diye bulmuş. Bunu dağıtırsanız x kare eksi 3 x eksi 18 eşittir 0 yapacaktır. Serkan nereyi yanlış okumuş? A sayısını yanlış okumuş. Burayı doğru okumuş o zaman. Demek ki B ise eksi 18. Yani aslında bizim denklemimiz x kare eksi 6 x eksi 18 eşittir 0'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Arel tam kareyi tamamlama yöntemini kullanarak denklemin aşağıdaki adımları izleyerek çözmüştür. Şimdi ben bunu yani tam kare oluşturarak çarpanlara ayırabiliyorduk gibi sorularda bize ne yapıyor? Lazım oluyor. Aslında x kare eksi 2x artı 1 yapıyoruz. Bir tane tam kare oluşturuyoruz ama bizim elimizde eksi 4 olduğuna göre bir de eksi 5 yazıyoruz diye devam edeceğiz. Sonra x eksi 1'in karesi eşittir 5 olacak. Daha sonra arel ne diyor? tam bir izleyerek çözmüştür. Yani o zaman x eksi 1 eşittir bir kök 5'tir. Bir de x eksi 1 ne gelecektir? Eksi kök 5'tir. O zaman buradan x eşittir 1 eksi kök 5. x eşittir 1 artı kök 5 diye gelmesi lazım. Kısa ve öz bizim yapacağımız çözüm bu. Şimdi arel ne yapmış bakalım? x kare eksi 2 x eksi 4 artı 5 eksi 5 terim ekleme çıkarma yapmış ki burası bir x eksi 1'in parantez karesi olsun. Bakın burası tamam. Sonra burası da tamam. Buraya kadar arelde bir problem yok. Sonra burada iki kare farkı yapmış aslında. Aral. Ben burada öyle yapmadım. 5'i öbür tarafa atıp böyle yaptım. Bana sağ, bu daha güzel gel, geliyor çünkü. Soldaki de olur aslında. Bu da olur. Bu da okey. O zaman ya soldaki ya sağdaki sıfır olacak. x eksi 1 o zaman kök 5'tir. x o zaman kök 5 artı birdir. Nereden biliyor? Şurada bence problem var. Denizlidir. Bakın biz orada iki tane oluşturuyoruz. Aral niye bir tane oluşturmuş ki? Hayırdır. Doğrucağımız denizidir. ABC gerçek sayılar ve A0'dan farklı olmak üzere böyle bir ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ile x2. A ile B'nin toplamı C. O zaman isterseniz C yerine ne yapabiliriz? A artı B yazabiliriz. Yani AX kare artı BX artı A artı B bu şekilde yaptım. Eşittir sıfırdır dedim. Kökler çarpımına geldi 6. Yani A artı C bölü A yani A artı B bölü A ne yapar? 6 yapar mı? Yapar. O zaman burada ne oldu? 1 artı B bölü A eşittir 6. B bölü A ne yapar? 5 yapar. O zaman B yerine ne yazalım? 5A yazalım. O zaman B yerine 5A yazacaksak o zaman ben bu denklemi B yerine 5A yazarak yazıyorum. AX kare artı 5AX B yerine 5A yazarsak artı 6a eşittir 0 yapar. Hepsini a'ya bölebilirim. Değil mi? Sıkıntı yok. Sonuçta a sıfırdan farklı. O zaman x kare artı 5x artı 6 eşittir 0'dır. Bu denklemin nesini soruyor? Kökler toplamını. Kökler toplamında nedir? Eksi b bölü a'dır. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Ve böyle de bir modellemeden bahsetmiş. Eğer biz kutu içerisine m yazarsak biz içine yazdığım sayının bir fazlasını 1 bölü m artı 1 diye yazıyoruz. Peki bakalım. Şimdi kökleri bunlar olan. Yani aslında bizim kökümüz bu şekilde ise bizim bu ifademiz buna eşit. Bu ifademiz de neye eşit arkadaşlar? 1 bölü x2 artı 1 eşit. O zaman kökleri bunlar olan yeni bir denklem elde et bana diyor. Bizim denklem oluşturmak için kurduğumuz ifade neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. T dediğimiz şey ne? 1 bölü x1 artı 1 ile 1 bölü x2 artı 1'in toplamı. Payda eşitlersek ne olur? x2 artı 1 artı x1 artı 1 bölü x1 artı 1 ile x2 artı 1'in çarpımı. O zaman burası ne yapar? x1 artı x2 artı 2 bölü alt tarafı dağıtıyorum x1 x2 artı x1 artı x2 artı 1 yapar. Şimdi buradan bakalım bakalım neler çıkacak. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 ya o zaman bu kökler toplamı 6. Burası 6. Kökler çarpımı kaç? 1. O zaman üst taraf kaç yaptı? 8. Alt taraf kaç yaptı? 8. O zaman ne geldi? 1. Bakın başladığımız yer bittiğimiz yer. O zaman t'si 1'miş. O zaman x kare eksi x diye devam ediyor. Şimdi ç dediğiniz şey nedir arkadaşlar? 1 bölü x1 artı 1 ile 1 bölü x2 artı 1'in çarpımı. O zaman 1 bölü şunla şunun çarpımı. Zaten o aşağıda biz bunu burada bulduk galiba 8 diye. O zaman burası da artı 1 bölü 8 eşittir 0'dır. Şimdi bizim ifademiz bu aslında şurası. Nereye yazacak yer bulamadım. x kare eksi x artı 1 bölü 8 eşittir 0'dır. Hepsini 8 ile genişletirsek ne olur? 8x kare eksi 8x artı 1 eşittir 0'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız edir nedir? En bir tam sayı olmak üzere böyle bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri bu kümenin elemanlarından oluştuğuna göre demiş. Biz şimdi hani aynı anda 2 tane 3 diye bu denklemin kökü olabilir ya da 4 diye olabilir gibi düşünmek lazım. Şimdi kökler çarpımı nedir arkadaşlar? C bölü A'dır. Bakın buraya 3'ü boşuna koymamış. O zaman kökler çarpımı ne geldi? C bölü A'dan 3N bölü 1'den 3N. Yani diyor ki bana kökleri çarpımı 3'ün katı olacak. Nasıl olur o? Demek ki köklerden bir tanesi 3'ün katı olursa değil mi? O zaman kökler çarpımı ne olur? 3'ün katı olur. O zaman biz bir tanesi 3 olsa bir ya da bir tanesi 6 olsa sonra 2, 4, 5, 7'den bir tane seçeceğim. Yani buradan bir tane seçeyim kök. Sonra buradan da bir tane kök seçeyim. O zaman 8 tane ihtimalle 3'ün katı olabilir. Doğru mu? Peki köklerimiz 3 3 olabilir. 6 6 olabilir. Bir de 3 6 olabilir. 3 durumda buradan geldi. O zaman bunları toplarsak 8 artı 3'ten ne yapar? 11 yapar diyebiliriz. Kaç farklı ikinci elinde denklem yazılabilir? 11 farklı ikinci elinde denklem yazılabilir. Şimdi bize bir denklem vermiş. Bu denkleme göre 3 tane de ifade vermiş. Bunların hangileri doğrudur demiş. Bakın. Şimdi x kare eksi x x kare eksi x ikisinde de var. O zaman 5 üzeri 1. Ben şuradan ayırıyorum. 5 çarpı 5 üzeri x kare eksi x. Artı şuradan da ayırsam 1 bölü 5 tane 5 üzeri x kare eksi x. Kaç yapacak? 130. E o zaman nasıl yapalım? 5. 1 bölü 5. Toplarsam 26 bölü 5 tane yapar. Değil mi? 5 tane. 1 bölü 5 tane. Çünkü aynı bunlar. 5 üzeri x kare eksi x. Kaç eşit? 130'a. O zaman ne yapalım? Ufak ufak sadeleştirelim. Mesela 26 ile 130'u sadeleştirsek 5. O zaman 5 üzeri x kare eksi x ifadesi 5 ile öbür tarafa atarsam 25 yapar. O zaman burası kaç yaptı? x kare eksi x ifadesi 2. x kare eksi x eksi 2 neymiş? 0. Çarpandığını ayırsak eksi 2 artı 1. x buradan bir 2 gelir bir de eksi 1 gelir. Doğru mu? O zaman çözüm kümesi boş kümedir. Yok. Gerçek toplamı, gerçek kökler toplamı 1'dir. Bu doğru. Eksi 2, eksi 1'dir. Yanlış. Doğru cevabımız Bursa'dır. Gördüğünüz gibi 2 ve eksi 1'den bu şekilde çözümler ürettik. Şimdi bir modelleme yapmış. Bir dikdörtgen vermiş. Dikdörtgenin iki tane kenarı var demiş. Bu şekilde. Dikdörtgen uzun kenarı eksi b bölü a yani uzun kenar derken yatay kenarını kastediyor. Dikdörtgenin yatay kenarı eksi b bölü a yani arkadaşlar ne yaptı? Kökler toplamı. Dikdörtgenin düşey kenarı da kökler çarpımı yani c bölü a. Şimdi bu verilenlere göre a ile gösteren bölgenin denklemi aşağı hangisine eşittir demiş. O zaman verilenlere ya bakalım. Şimdi düşey olanlar kökler çarpımıydı. Yani c bölü a idi. O zaman burası 4 geldi. 4 bölü 1'den. Burası n bölü 1'den neye geldi. Şimdi buradan 3 bölü 1'den burası 3 geldi. Burası da arkadaşlar 2 geldi. Şimdi bu iki uzunluk birbirine eşit olduğuna göre büyük dikdörtgende. O zaman neye kaç kaldı? Burası 5 ise o zaman sağ tarafta 5'tir. Yani burası kaçtır? 1'dir. Şimdi o zaman burası bu arada şimdi yatay kenarlara geçtik. Yatay kenarlar burası kaç yapıyor? 5 yapıyor. O zaman burası kökler toplamı yani 5. Burası 6 yapıyor. O zaman burası 6. Şimdi buranın kökler toplamı Değil mi? İçindeki denklemin kökler toplamı eksi k. Burası kökler toplamı 4. O zaman eksi k artı 4 eşittir 11 ise k buradan ne geldi? Eksi 7 geldi. Demek ki k'sı eksi 7'ymiş. Yani burası kaç yaptı? 7 yaptı. Şimdi burası 7. Burası 6. O zaman buraya 1 kaldı. Ne, hangisiydi o? Yatay kenardı. Yani burası yatay kenar. Şimdi aynı şekilde şimdi burası 3. Burası 1. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Şimdi bize dediği şey neydi arkadaşlar? Dikdörtgen uzun kenar uzunluğunu ne veriyordu? Kökler toplamı veriyordu. Şimdi dikdörtgen uzun kenarı 2'dir. O zaman kökler toplamı ne için? Normalde x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdan yazıyoruz. Şimdi dikdörtgen uzun kenarı neymiş? Kökler toplamı. Yani uzun kenarı burası 2. O zaman t'si 2. x kare eksi 2x. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarı da kökler çarpımı. Yani 1 kökler çarpımı yani çeste 1 o zaman bizim ifademiz ne geldi? x kare eksi 2 x artı 1 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. ABC birer tam sayı olmak üzere denklemin kökleri tam sayı ve birer kökleri ortakmış. Hepsinin ortak bir kökü var. 4, 2, 5. O zaman ortak kök ya 1'dir arkadaşlar ya da eksi 1'dir. Şimdi bu 1x1, 1x2, 1x3 olsun. Veya eksi 1, eksi 1, eksi 1, x1, x2, x3 olsun. Şimdi baktığımızda her denklemi sola yazsak. Mesela 1 ile x1'in çarpımı kökler çarpımıdır. O zaman kökler çarpımı ne kaç geldi? 4 geldi. O zaman burası ne yaptı? 4. Bu 2 ise burası 2 geldi. Çarpımları burası 5 ise o zaman bu kök 5 geldi. Şimdi 1 ve 4 nesi oluyor arkadaşlar? Kökler toplamı. E zaman kaç geliyor? Eksi 3 mi geliyor? O zaman eksi a eşittir eksi 3'ten a kaç yapar? 3 yapar. Aynı mantıkla kökler toplamı ne yaptı? b yaptı. b ne eşittir? 1 ile 2'nin toplamına yani 3'e. Buradan kökler toplamı c yapacak değil mi? Kökler toplamı ne yaptı? 6 yaptı. O zaman a, b, c'nin toplamı ne yapar arkadaşlar? 6, 12 yapar diyebiliriz. Ya böyle olacak. Ya da şöyle. Şimdi bu taraftan deneyelim. O zaman e, kökler Çarpımı eksi 4. O zaman eksi 1 ise diğer kök kaç gelmeli? Bunun 4 gelmeli burası. Kökler çarpımı eksi 4 olacağına göre. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2. O zaman bu eksi 2 olmalı. Kökler çarpımı 5. O zaman burası eksi 5 olmalı. Burası da eksi 3. Peki bu denklemin kökler toplamı 3. Yani eksi a eşittir. 3. a ne yapar? Eksi 3 yapar. Şimdi bu denklemin kökler toplamı b yaptı. Peki bunun ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 3. O zaman b ise eksi 3 geldi. Şimdi bu denklemin kökler toplamı C yaptı. C'den eşit bununla bunun 1 ile 5'in toplamı kaç yapacaklar arkadaşlar? Şimdi C o zaman 1 ile 5'in, eksi 1 ile eksi 5'in toplamı ne yaptı? Eksi 6. O zaman C eksi 6'ymış. Bizden ne istiyor? Bunların toplamı diyor. Yani o zaman toplamımız en az kaçtır? Eksi 12'dir diyebiliriz. Yani cevabımız Adana'dır. En bir gerçeğe sayılmak üzere denkleminin kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi x1 de bir kök, 2 de bir kök. E kök dediğin şey denklemi sağlar. O zaman ben bu denklemi 2 yazarsam sağlanacak. O zaman 2 yazalım. 2'nin karesi 4 eksi. 2 yazarsak eksi 4 m. Artı 2 eksi 2 m eşittir 0. 6 eşittir 6 m'den m kaç geldi? 1 geldi. O zaman bizim denklemimiz m yerine 1 yazarsak. Buralara 1 yazarsak. x kare eksi 2 x eksi x eksi 2 eşittir 0 yaptı. O zaman burayı çarpanlara ayırdım. x eksi 2 x artı 1 eşittir 0'dan bir kökü 2 diğer kökü de kaç geldi? Eksi 1 geldi. Şimdi demiş ki köklerin bir tanesi x1 bir tanesi 2. Yani eksi 1'den bahsediyor x1 derken. Değil mi? x1 dediğin şey ne yaptı? Eksi 1. O zaman eksi 1 üzeri m dediğin şey neydi? 1. 1 artı 1. 1 artı 1 2 yapar. Eksi 1'in karesi de kaçtır? 1'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. A ve B birer gerçel sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere böyle bir ikinci ajan denklem vermiş. Yani bunun kökleri için x1 ve x2 demiş. Şimdi x1 ile x2 hakkında ne bakabiliriz? Mesela x1 ile x2'nin toplamı hakkında ne diyebiliriz? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan a'dır. Peki kökler çarpımı nedir arkadaşlar? c bölü a'dan eksi 2b'dir. Şimdi onları bir uygulayalım. 2a eksi 2b ile a artı b'yi toplarsak ne geliyormuş? a geliyormuş. Yani buradan 3a eksi b eşittir a geldi. Doğru mu? O zaman a b eşittir 2a'dır. Bu birincisi. Şimdi kökler çarpımı ne yaptı o zaman? 2a eksi 2b ile a artı b'nin çarpımı da neymiş arkadaşlar? Eksi 2b'ymiş. Şimdi b dediğiniz şey 2a ise artık bunu kullansak. b dediğim şey 2a yazsak. Şimdi buradan sonuca gidebiliriz. b yerine 2a yazıyorum. b yerine 2a yazıyorum. O zaman burası ne yaptı? Eksi 2a yaptı. b yerine 2a yazarsam burası ne yapar? 3a. B yerine 2A yazarsam burası ne yapar? Eksi 4A. Şimdi A ve B gerçel sayısı B sıfırdan farklı. B sıfırdan farklıysa A da sıfırdan farklı. Şunları eledim. Eksi ile eksiyi götürdüm. 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 bıraktım. 3A 2 ise A o zaman ne geldi arkadaşlar? 2 bölü 3 geldi. Şimdi o zaman B dediğiniz şey ne? 2A'ymış. O da B de dediğiniz şey 4 bölü 3 geldi. Şimdi bize sorduğu şey 8 üzeri A artı 8 üzeri B. Şimdi 8 üzeri a demek 8 üzeri 2 bölü 3 demek. B de 8 üzeri 4 bölü 3 demek. Şimdi köklü bir ifade olduğu zaman mesela burası a, burası x üzeri b olduğu zaman biz bunu nasıl yazıyoruz? x üzeri b bölü a yazıyoruz. Yani bu arkadaş kökün derecesi oluyor paydadaki. Yani bu sizin küp kök içinde 8'in karesi anlamını taşır. Bu da küp kök içinde 8'in 4. kuvveti olduğu anlamını taşır. 8'in karesi 64. 64 küp kökten 4 diye çıkar. 8 üzeri 4, 2 üzeri 12'dir. 3'e bölersek 2 üzeri 4'tür. Yani 16'dır. Buradan da cevabımız kaç gelecektir arkadaşlar? 20 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. K0'dan farklı olmak üzere bize arkadaşlar 3 tane denklem vermiş. Bu denklemlerin kendi aralarında bir mantığı var aslında. İkinci yani denklemlerin diskriminatları ile ilgili delta 1, delta 2, delta 3 ve demiş isimlendirmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Şimdi aslında x gördüğünüz yere şimdi şuradaki denklemde x gördüğünüz yere ne yazdınız? x artı k yazdınız. Bu denklemi elde ettiniz. Şimdi bir alttaki denklemde de x gördüğünüz yere x eksi k yazdınız. Ne yaptınız? Bu denklemi elde ettiniz. Şimdi aslında siz sadece atıyorum mesela ikinci bir denklemse siz bunun grafiği paraboldür. Mesela bu şekildedir. Siz sadece bunu bir birim öte k birim öte eldiniz ya da K1'in bu tarafı ötelediniz. Siz ama neyi değiştirmediniz? Bu arkadaşın grafiği ile ilgili yani bu bir fonksiyon olsa siz bunu değiştirmediniz. Sadece bunu siz sola sağa ötelemiş oldunuz. O zaman değişen bir şey yok aslında. Yani deltaları yine bunların arkadaşlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi bir tanesini deneyelim isterseniz. Mesela 2 numarayı deneyelim. 2 numarayı A parantezinde x kare artı 2kx artı k kare artı Şimdi parantez kapat. Bx artı bk. Doğru mu? artı c eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. Ax kare artı 2ak. xli olanları yazıyorum şimdi. Bir buradan gelecek bir de bx'den gelecek. Artı b. X geldi. Artı ne geldi? Ak kare. Bir kere mahsus. Hani yapalım. Nasıl olduğunu siz de anlayın demeye getiriyorum. Şimdi ne oldu? Bu ifade bizim şu ifademizin açılımı oldu. Şimdi b kare eksi 4 ac edersek 2 ak artı b'nin karesini alacağım. Eksi 4 tane a çarpı c yapacağım. Yani ak kare artı bk artı c yapacağım. Şimdi düzenliyoruz. Bu rayı parantez karesini açtım. Ne yaptı? 4 a kare k kare artı 4 a b k artı b kare yaptı. Sonra şurayı dağıtıyorum. Ne oldu orası? Eksi 4 a kare k kare yaptı. Eksi 4 A, B, K yaptı. Eksi 4 A, C yaptı. Şimdi gördüğünüz gibi 4 A kare K kare ile 4 A kare K kare gitti. 4 A, B, K ile 4 A, B, K gitti. Elinizde ne kaldı yine sizin arkadaşlar? B kare eksi 4 A, C kaldı. Dediğim gibi K birim sola öteledik ve K birim sağa öteledik. Mesela burada K birim sola öteledik. Burada da K birim sağa öteledik. Gördüğünüz gibi aslında sadece ötelemiş olduk ama deltaları değiştirmedik. O yüzden 3 ile 1'in eşittir diyoruz. Yani cevabımız edilmedir i kare eksi 1 a sıfırdan küçük b de sıfırdan büyük olmak üzere şimdi 3 tane ifade vermiş. Bu ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi z karmaşık sayısı kök b eksi i çarpı kök a ama a sayısı nasıl bir sayı negatif bir sayı. B sayısı nasıl bir sayı pozitif bir sayı. Şimdi b sayısı pozitif bir sayıysa şöyle bir şey oldu galiba. Kök b oldu ama şimdi buraya geldiğinizde kökün içi ne olamaz? Negatif olamaz. O zaman biz onu şöyle yazmalıyız. Eksi 1 çarpı eksi a diye belirtmeliyiz. O zaman i çarpı kök eksi 1 çarpı kök eksi a yaptı. Şimdi kök eksi 1 dediğiniz şey de zaten neydi? i'ydi. O zaman kök b eksi i kare çarpı kök eksi a yaptı. i kare nedir? Eksi 1'dir. O zaman ne oldu? Artıya döndü. Yani kök b artı kök eksi a oldu bizim z sayımız. Ama gördüğünüz gibi sanal bir ifade barındırmıyor içerisinde. Yani ifade bir gerçel sayıdır. O zaman birinci ifademiz doğrudur. Şimdi geldik ikinci ifademize. Şimdi bu, birinci öncülümüzdü. Geldik ikinci öncülümüze. A'dan B çıktı demiş. Küçükten büyük çıkarsa negatif gelir. O zaman aslında Z karmaşık sayısı şöyledir. Eksi 1 parantezinde. Eksi 1 çarpı A eksi B değil B eksi A yapalım. O zaman bunu da ayıralım. O zaman ne oldu orası? Kök eksi 1 çarpı kök içinde B eksi A yaptı ki burası nedir arkadaşlar? İ'dir. İ çarpı kök içinde B eksi A'dır. Doğru mu? eksi kök b'ymiş. İfası bir gerçel sayıdır. Hayır bir gerçel sayı değildir. Çünkü içinde ne var arkadaşlar? İyili bir ifade var. Yani karmaşık bir sayıdır. O zaman ikinci öncülümüz iptal. İki diyenleri silelim. Klasik bir öğrenci gibi bir demeyenini de silelim. Geldik üçüncü öncülümüze ve son kısma. Şimdi üçüncü öncülümüze baktığımızda kök eksi a eksi kök eksi b demiş. A sayısı negatif bir sayı. Doğru mu? İçerisinde de eksi var. O zaman kök eksi a bizim için bir reel sayıdır. Burası da bir problem yok. Şimdi b sayısı nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Ama içeride eksi var. O zaman benim onu şöyle yazmam lazım. Kök eksi 1 çarpı kök b diye yazmam lazım. Kök eksi 1 de iyidir. O zaman kök eksi a eksi i tane kök, kök b yaptı. Z karma sayımız buymuş. Şimdi z karma sayımızın diyor ki gerçel ve sanal kısımların toplamı. Gerçel ve sanal kısımları. Mesela bu reel kısmı kök eksi a'dır. Sanal kısmı da nedir arkadaşlar? Kök b'dir. O zaman kök eksi a artı kök b gelecektir. O zaman gördüğünüz gibi yalnız şöyle orada bir ufak hata olur. Eksisiyle beraber söyleyeceğim. Eksi kök b gelir. O zaman bu ifade doğrudur. O zaman bakın aynı şey geldi. O zaman üçüncü öncülümüz doğru. Doğru cevabımız da nedir? Denizlidir.